Sayın basın mensupları, değerli meslektaşlarım, değerli katılımcılar. Her hafta 3 projemizi tanıtacağımızı ve gündeme dair değerlendirmeler yapacağımız basın toplantılarımızın 5.sine hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Afyon Karahisarımızın sorunlarını ve bunlara yönelik bulduğumuz çözümleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu hafta paylaşacağımız ilk projemiz Modernize Gastronomi Sokaklar adını verdiğimiz projemizdir. Bu proje ile şehrimizin jeopolitik avantajlarını ve potansiyelini daha fazla da kullanabilmek istiyoruz. Modernize Gastronomi Sokakları şehrimizin tanıtımına katkı sağlamayı, yöresel ürünlerimizi ülke çapında tanınır hale getirmeyi ve istihdam oluşturmayı amaçlayan bir projemizdir. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Afyon Karahisar'dan geçen araç trafiğinin sadece %3'ünü mevcut tesislerde konaklatabiliyoruz ve 1000 kişilik bir istihdam sağlayabiliyoruz Afyon Karahisar olarak. Biz bu %3'lük oranı %10'a çıkarmayı hedefliyoruz. Karayolları bağlantı noktaları üzerinde lokasyonu uygun en az 3 bölgede Antalya-İzmir, Kütahya-İstanbul ve Ankara güzergahlarında modernize gastronomi sokakları inşa edeceğiz. Bu sokaklarda sucuk, lokum, kaymak, haşhaş gibi coğrafi tescilli yöresel ürünlerimizin satışları yapılacak. Afyon lezzetlerinin konuklara sunulacağı lokantalar olacak. Ev Kadınları Üretiyor isimli projemizin ürünlerinin satılacağı merkezler bu sokaklarda yerini alacak. Bu sokaklar tarihi Afyon evleri modelinde inşa edilecek. Şehrimizi tanıtıcı simgelerle donatılacak olan bu sokaklarda vakit geçiren yolcularımızın şehrimizin merak edilecek yönlerini araştıracakları, ilk fırsatta turist olarak Afyon Karahisar'a geleceklerini planlıyoruz ve düşünüyoruz. Böylece Afyon Karahisar turizmine de katkı sağlamış olacağız. Biliyorsunuz 2024 yılı itibariyle elektrikli araçlar yaygınlaşmaya başladı. Bu araçların şarj edilmeleri yaklaşık yarım saatle 45 dakika arasında sürebiliyor. Modernize Gastronomi Sokaklarında şarj istasyon merkezlerimiz yer alacak. Aracını şarj edecek olan yolcularımız bu sokaklarda keyifli bir şekilde zaman geçirecek. Afyon Karahisar'ın özelliklerini tanıyacaklar. Böylelikle Afyon Karahisar'dan geçen tüm elektrikli araçları şehrimizde konaklatmayı planlıyoruz. Bu proje şehrimizi sadece karayollarının buluşma noktası değil, kültürel ve tarihsel anlamda da buluşma noktası olarak olacak bir şehir yapacak. Aynı zamanda ilimize gelen turistlere Afyon Karahisar'ı tanıtma ve gezebilecekleri alternatif bir alan oluşturmasını hedefleyen bir çalışmadır. Bir başka projemiz çocuk atölyeleri projemizdir. Bu projeyle amacımız bilimin hayatın bir parçası olduğu düşüncesinden yola çıkılarak çocukların merak etme, soru sorma, sorgulama ve araştırma becerilerinin geliştirildiği katılımcı bir anlayışla çocukların düşledikleri bir dünyada çocuk bakış açısıyla bilim dünyasına katkıda bulundukları bir ortam hedefliyoruz. Ayrıca çocukların hayallerini hayata geçirirken ne gibi haklara sahip olduklarını öğrenebilecekleri, disiplinler arası bir bakış açısı kazanmasını, bilim, teknoloji, mühendislik, matematiği birbiriyle entegre etmelerine yardımcı olmayı, kısaca çocukların yaratıcı, problem çözebilen, işbirliği yapabilen, doğayla barışık bireyler olmasını destekleyecek bir merkez oluşturmayı amaçlamaktayız. Çocuk atölyelerinin içerisinde bulunacak birimler şöyle özetlenebilir. Robotik kodlama atölyesi. Robotik kodlama atölyesinde çocukların problemlere çok yönlü çözümler sunması, sistematik düşünmesi, olayları birbiriyle ilişkilendirmesi, farklı ve yaratıcı düşünebilmesi, problem çözme odaklı olması, takım çalışması yapabilmesi, eleştirel düşünebilmesi gibi özellikler kazanılması amaçlanmaktadır. Çocuklar mekanik bileşenleri, sensörleri ve motorları bir araya getirerek robot yapmayı ve bu robotları çeşitli görevler için kodlayarak programlamayı öğrenebileceklerdir. Atölyede robot tasarımı ve montajı ile ilgilenen çocuklar el becerilerini artırarak
soyut düşüncelerini somutlaştırarak ve yaratıcılığı geliştirirken aynı zamanda kendini keşfetme imkanı bulacaklardır. Bir başka birimimiz doğa atölyesi. Doğa atölyesi içerisinde çocuklar keşfetme, düşünme, araştırma, deneme ve sonuca varmayı sağlayan bir program izleyecekler. Çocuklar doğada dokun, dene, öğren ilkeleriyle yaşayarak, keşfederek öğrenecekler. Çocuklar doğa atölyesi çalışmalarında doğayı ve doğal yaşamı her boyutuyla inceleyebilecek, yaşamsal değerin farkına varabilecek ve doğayı ses, koku, dokusuyla çok yönlü biçimde ayırt edebileceklerdir. Doğa atölyesi ikişer saatlik çevrimler halinde toplamda 4 saat sürecektir. Yine bunun kapsamındaki bir başka birimimiz kısa modül eğitimler. Atölye saatleri dışında merkeze randevu ile ziyarete gelen atölyelere kayıt yaptırmamış çocuklarımız kısa modül eğitimlerden faydalanacaklar. Kısa modül eğitimlerde çocuk keşif atölyeleri merkezinde verilen eğitimler anlatılacak. Çocukların atölye çalışmalarına yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bu modülde çocukların yarım günlük uygulamalı çalışmaların ağırlıkta olduğu bir eğitim alacaklar. Üçüncü bir projemiz hobi bahçeleri projemizdir. Şehrimizde yaşayan emeklilerimize yönelik şehir karmaşasından ve gürültüsünden uzak ancak kolay ulaşım sağlayabilecekleri 4 farklı lokasyonda ve 4 etapta yaklaşık 12 bin hobi bahçesi inşa edeceğiz. Görev süremiz boyunca talep eden her emeklimizin hobi bahçesi sahibi olmasını hedefliyoruz. Hobi bahçelerinde yetiştirilecek yerli tohum ile bunlar Afyonkarahisar Belediyesi tarafından desteklenecek. Emeklilerimiz bu bahçelerde torunlarıyla birlikte toprağı işleyip üretebilecekler. Bu ülkenin kalkınmasında emeği geçen tüm emeklilerimizin bizim başımızın tacı olduğunu bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Onları desteklemek adına birçok çalışmamızı, projemizi görev süremiz boyunca birlikte hayata geçireceğiz. Basın toplantımız vasıtasıyla bir kez daha belirtmek isteriz ki Afyonkarahisar'da artık emanet, emin ve ehil ellere devredilmeli, mantıklı değişim gerçekleştirilmelidir. Değerli meslektaşlarım, değerli basın mensuplarımız, bizim projelerimizle ilgili sizlere aktarmak istediğimiz bu bölümümüz bundan ibaret. Sizlerin soruları varsa onları da memnuniyetle cevaplamak isteriz. Buyurun. Geçtiğimiz hafta İktidar Partisi Belediye Başkanlığı proje üretmeyenler aday oluyorlar gibi bir açıklama yaptı. Bununla ilgili neler söylüyorsunuz? Bu noktada bizlerin üzerine alabileceği bir konu mevcut değil. Malumunuz olduğu üzere Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları ve bizler yerel seçim sürecine ilk önce başlayan, adayını ilk ilan eden, projelerini ilk açıklayan, belediye meclis adaylarını ilk açıklayan ekip olduk. Hatta bu noktada bizim için bir övünç meselesi, bizim açıkladığımız projelerimiz daha sonra diğer siyasi partilerimiz tarafından ve adaylarımız tarafından da örnek alındı. Biz seçim sürecinden itibaren şehrimize bu yönde hizmet etmeye başladık. Bizler de hiçbir hazırlığı olmadan, projesi olmadan seçim yarışına başladığı iddiasında olan arkadaşlarımız olduğunun farkındayız. Bu arkadaşlarımız ne yazık ki siyasetin hırçın yüzüyle kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Ama biz de şunun farkındayız ki hemşerilerimiz hırçın siyasetin Afyonkarahisar'a fayda getirmeyeceğinin bilinci içerisindeler ve bu duruma da tepkililer. Buyurun. Afyonkarahisar Belediyesi çalışanlara bir maaş vaatinde bulundu ve diğer adaylar da buna katıldı. Bir tek siz rakam açıklamadınız. Bu yarışa size küçüklükte dahil olacak mı? Yarışa dahil olma bazında değil, biz belediye personelimizi ziyaret ettiğimizde, mesai arkadaşlarımızı ziyaret ettiğimizde onlara yapacağımız düzenlemelerle ilgili bilgiler vermiştik. Asgari ücretin üzerinde %75 zam uygulayacağımız, yani belli bir rakam olarak değil, biz sürekli geçerli olacak bir zam oranını belediyedeki çalışma arkadaşlarımıza müjdeledik, teklif ettik. Onlar da bunu memnuniyetle karşıladılar. Buna ilaveten her yıl tüm belediye mensuplarımızı, belediye çalışanlarımızı kapsayacak şekilde 3 ikramiye öngördük.
iki dini bayramımızda ve bir cumhuriyet bayramımızda olmak üzere bizim belediye mensuplarına, oradaki mesai arkadaşlarımıza uygulayacağımız sistem, götürdüğümüz teklif bu şekilde oldu ve belediye çalışanlarından da son derece güzel geri dönüşler aldık. Yarışa katılma şeklinde değil, belediyedeki çalışma arkadaşlarımızın haklarını koruma, onların çalışma düzenini sağlama şeklindeki bir düşünce eseri olarak bu oranlar belirlendi ve açıklandı. O nedenle biz yarış içerisinde değiliz ama belediye mensuplarımızın, belediyedeki çalışanlarımızın haklarını koruma noktasında da hassasiyetimizi belirtmek isteriz.